Birim zamanda kullanabileceğimiz enerji miktarı veya birim saniyede yapılan işe güç denir. Dairenizi değiştirip eşyaları yeni dairenizin 25. katına taşımak istediğinizi varsayalım. Eşyaları yukarı çıkarmak için belli bir miktar enerji harcamanız gerekmektedir. Eğer tüm işi kısa bir sürede yapıyorsanız güçlüsünüz, daha uzun sürede yaparsanız güçsüzsünüz demektir. Asansörle tüm eşyanız 25. kata kadar bir saatte çıkarılabilir. Öyleyse asansör güçlüdür. Siz merdivenleri kullanarak bunları yeni dairenize ancak iki günde çıkarabilirsiniz. Öyleyse siz asansörden daha güçsüzsünüz. Fakat eşyaları taşıyan kişi de, asansör de eşyalara aynı enerjiyi aktarır. Güç eşittir, iş bölü zaman, o da eşittir, enerji bölü zaman olarak ifade edilebilir. Elektrik araçlarında veya makinelerde her zaman üretilen enerji ile harcanan enerji birbirine eşit değildir. Örneğin, eşyalarınızı asansörle yukarı çıkarırken asansöre verilen enerji ile asansörden alınan enerji birbirine eşit olmaz. Çünkü asansörün hareketi sırasında sürtünmeden dolayı enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Herhangi bir elektrik aracı veya makinenin verimi, alınan enerjinin verilen enerjiye oranı olarak tanımlanır. Bu durumda verim eşittir alınan iş bölü verilen iş eşittir alınan enerji bölü verilen enerji o da eşittir alınan güç bölü verilen güç ifadesinden bulunur.